Ne güzel. Hadi arayalım Enes'i. Arayalım, testini yapalım. Siz cevabını alır mı? Bakalım, göreceğiz. Daha yeni evli sayılıyor aslanım, yani 3 yıllık. Haydi bakalım. Bugün altını da sen al istiyoruz. Ara bakalım Enes'i. Arayalım bakalım aslanım. Alo. Alo. Efendim canım. Ne yapıyorsun hayatım? Çalışıyorum aşkım. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Yarışmadayız biliyorsun. Aslı Hanım'a veriyorum. Sana sorular soracak. Tamamdır. Enes merhaba, nasılsın? İyiyim Aslı Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyoruz. İştesin sen. Şimdi Enes'ciğim, ikinize aynı anda soruyu soruyorum. Senden ricam hemen cevaplamıyorsun. Önce eşin cevaplayacak. Ardından sana soracağım soruyu. Tamam mı? Cevabını senden alacağız. Hadi bakalım. O zaman kocaman bir moral alkışı. Teşekkürler. Şimdi çok iyi dinleyin beni ama. Soru geliyor. Enes her Ramazan bayramında önce kendi ailesini ziyaret etmesini istese ne yaparsın? A. Kabul ederim. B. Sırayla olmasını teklif ederim. C. Ben de önce kendi aileme giderim. Biz hep ilk önce onun ailesine gidiyoruz. O yüzden kendi ailesini söyleyecek bence. Kabul ederim der hastanım. Evet, sen ne diyorsun? Ben de öyle derim. Peki. Kabul ederim yani. Evet Enes'ciğim, soruyu anladın değil mi? Sen her bayramda diyorsun ki önce benim ailemi ziyarete gidelim diyorsun. Tepkisi ne oluyordu Aycan'ın? Tepkisi A. Kabul eder. B. Sırayla olmasını teklif eder. C. Önce kendi ailesine kendisi gider. İlk önce benim aileme gider. Sonra ondan sonra kendi ailesine. Yani kabul eder. Evet, doğru. Alkışlar. Doğru cevap. Enes iftardan sonra çay mı yoksa kahve mi tüketir? Çay. Evet, hangisi Enes? Çay. Doğru. Düğün alışverişinizde evinize aldığınız en pahalı eşya neydi? İyi düşünün. Yatak odası. Son karar? Evet. Evet Enes. Bütün eşyalardan bahsediyoruz. Yani eve aldığınız en pahalı eşya neydi? Yani mobilya takımımız. Hangi mobilya? Yatak odası. Doğru. Sosyal ortamlarda kim daha konuşkan? Sen mi Aycan yoksa Enes mi? Bence Enes daha konuşkan. Sanki bana böyle geldi. Enes, bakalım Enes ne diyecek? Evet Enes'cim, cevabı rica edelim. Bence ben. Evet. Vallahi iyi gidiyorlar maşallah. Aycan'ın ortalama kaç adet çantası var? Evet, önce senden alalım cevabı. Çok çantam yok aslanım benim, yani 10 tane var, belki 10 tane vardır, yoktur bile yani. Ne diyecek buna eşin? 5 ile 10 arası bir şey dese olur mu? 5 ile 10 çok, hani 5-6 desen anlarım. Tamam, 5-6. Mesela 7-8 ya da 9-10 değil mi? 5-6. 5-6. Evet. Hadi bakalım. Bak ya 10 derse? Demez ya, çok çantam yok. Demin 10 dedin. 7-8 de olabilirdi. İyi düşün. Kaç der? Kaç çantam var? Ay bilmiyorum ki. Sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsan bilmez ki. 6-7 diyelim o zaman. Peki. Hadi. Enes, kaç çantası var hanımının? 6 gibidir ortalama. Vay. Gerçekten bravo. Vay, vay. Çok şaşırdım. Çok iyi, çok iyi. Eşin emekli olunca nerede yaşamak ister? Yani eşin Enes emekli olunca nerede yaşamayı hayal eder? Kesinlikle köy, Çorum, Osmancık. Çorum'da. Hı-hı. Çorum, Osmancık. Evet. Hadi bakalım. Evet. Cevap lütfen. Çorum, Osmancık. Ay ya. Anam, dinleme cihazı falan mı var buralarda? Bak bakayım, arkanda bir şey mi var? Gerçekten ben de çok şaşkınım şu an. Enes, nasıl oldu bu iş ya? Ben iyi tanıyorum kendimi de eşimi de. Vallahi helal olsun. Ben de alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Bütün beylere örnek olsun. Evet. Bu altını o zaman size takdim ediyorum. Enes'ciğim, tebrikler kardeşim. Teşekkür ederiz Aslı Hanım. Çok teşekkür ederiz Aslı Hanım. Ay, duygularını alalım. Çok yani şaşkın. Çok şaşkınım. Al, bu kadar bekliyorum. Hadi söyle. Al. Evet. Ha. Enes'cim aşırı şaşkınım. Ben bir tane yanlış yaparız, sonra sorudan devam ederiz diye düşünüyordum ama beni şaşırttın. Seni çok seviyorum. Ben de. Evet, evet. Kapat artık sonra. Hadi görüşürüz aşkım. Kapatıyoruz. İftara görüşürsünüz artık. İyi günler. Hoşçakal Enes. Hoşçakalın. Ay çok mutlu oldum. Birbirinizi böyle güzel tanıyor olmanız çok tatlıydı. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Evet. Evet hanımlar, evet değerli izleyenler, şimdi gelinler Aycan geline puan kullanacaklar. Hazır mıyız? Hazırız. Puanlama.